Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muffin kek tarifini paylaşmak istiyorum. Muffin kek için gerekli malzemeleri ben buraya hazırladım arkadaşlar. 20 adet yumurta da yapacağım. Ev tarzı yapmak isteyenlere kaşık bardak ölçüsünü de paylaşacağım açıklama kısmına. Bunun için 20 adet yumurta, 2 kilogram toz şeker, yumurta ve şekeri çırpıyoruz. İyicene beyaz olana kadar çırpıyoruz, yani iyicene kabarana kadar. Ondan sonra içerisine 1 kilo ayçiçek yağı, 2 kilogram süt, 100 gram kabartma tozu, 100 gram kakao ve 1,5 kilogram un. Ondan sonra sıvı karışıklar döküyoruz. Çırpan yumurta kabarttıktan sonra içerisine en son onu döküyoruz. Karıştırıyoruz ve kalıpların içerisine döküyoruz. Şimdi yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar bu şekilde kabarımı yeter. Şimdi sıvılarını döküyorum. Sıvı karışımını ekledim arkadaşlar. Bu da karıştıktan sonra içerisine unu döküyorum ve tamam oluyor. Şimdi unu da döktüm arkadaşlar. Şu an hazır arkadaşlar. Torbayla döküyoruz. Kıvam biraz yumuşak oluyor, bilginize. Arkadaşlar tulip kek kalıplarımız bu şekilde. Daha önce hiç görmeyenler varsa ev tarzında kullanmak isteyenler bu şekilde satılıyor. Yani bunun içerisinde kaç tane varmış miktar olarak söyleyeyim. 200 tane var. Aynen 200 tane var. Bunlar normalde orijinal kalıplar var. Demirden veyahut da plastik, silikon gibi altlarına tam oturması için. Bunlar direkt bu şekilde çıkar, bu şekilde koyarsanız kekler açılır gider. O yüzden bunları korumak için biraz yaklaştır. O yüzden bunun gibi delikli içerisine tam oturacak böyle tabana değecek bir malzeme lazım. Bunlar ayran kolileri. Bunlar da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Siz de bunu kullanabilirsiniz. Yani yanmaz yani, merak etmeyin. Veyahut da silikon kalıplar olması lazım. Şimdi torba yardımıyla dökmek isterim ama biraz kıvam yumuşak olduğu için kekin torbayla biraz her tarafını sıçrayabilir. O yüzden bu boyutta kepçeyle, sadece bir kepçeyle döküyorum, yeterli geliyor. Bu büyük boy diye geçiyor muffin keki, yani tulip kalıbı. Sadece şu kadar. Bu kalıp olarak, yani bu büyüklüğü olarak bu. Yani tam bir tane dökün, tam ideal gelecektir. Yani tezgahların üzerine çok müthiş bir üründür, yani çok kolay ve çok lezzetlidir. Aralarına dolgu krema sıkabilirsiniz arkadaşlar. Yarım doldurup içerisine torba yardımıyla bir daha dolgu sıkıp tekrar üstüne ekleyebilirsiniz. Bu şekilde. Doldurduktan sonra devam edeceğim. Videoyu uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar üzerlerine pirinç fındık, damla çorta, file fıstık kullanıyorsanız file fıstık, müthiş görüntüsü olur file fıstıkla. Biz kullanmadığımız için atmıyoruz. Bunlar üzerine damla çikolata atıyoruz. Arkadaşlar sayı olarak bir tanesinde 12 tane var. 12, 24, 48, 70 tane yakın falan var ya. Ben net sayısını da yazarım. Bu kadar çıktı diye miktarını yazarım. Bu şekilde görün. 180 derecelik fırında 15 dakika kadar ayarlayacağım. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. File fıstık bu da. Arkadaşlar bir de şunu eklemek istiyorum. 1,5 kilogram un dedim. Hatalı bir şekilde söyledim. 2 kilo olacak bu un. Ben açıklama kısmına doğru şekilde yazacağım. Yani kafanız karışmasın. 2 kilo un attım. Ben orada yanlış okumuşum. O şekilde bildirmek isterim. Şimdi 180 derecelik fırına 15 dakika ayarlayacağım. Ondan sonra pişireceğim. 15 dakika deyip de tam 15 dakika da çıkarmayın. Pişimine göre kontrol edin. Devam edeceğim. Arkadaşlar keklerimiz fırından çıktı. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Gayet kıvamı yerinde. 15 dakika değil, yarım saat rahatlıkla geçti. Fırını 210 dereceye kadar aldım. Birisini çıkarıyorum arkadaşlar. Daha bayağı sıcak. Gördüğünüz gibi içi pof pof. Sıcağı sıcağına görmenizi isterim. Arkadaşlar muffin kek çalışmamız bu şekildeydi. Soğuduktan sonra daha kolay kalıptan çıkar yani. Ben vakit fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu bitirmek istiyorum, bu yüzden dolayı. Soğuduktan sonra kalıp gibi çıkacaktır. Müthiş bir kektir. Gerçekten yapmanızı tavsiye ederim. Çok maliyetsizdir. Yani bunu adet olarak en aşağı 3-5 arası satabilirsiniz. Evlerde yaparsanız da benim şekilde kaşık bardak ölçüsünden koyacağım. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.